Evet, şimdi gelelim İstanbul'a. Efendim, İstanbul Pendik'te inşaat alanında yapılan kazı nedeniyle yol çöktü. Yolun etrafında hemen güvenlik önlemleri alındı bu arada. 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina sakinleri 2 hafta önce yolda çatlaklar oluşmasına rağmen önlem alınmadığını öne sürdü. Bir bakalım neler yaşanmış mahallede. Korkunç bir görüntü var, sanki deprem olmuş gibi. Bir anda kütledi gitti. Kütletti bir anda. Biz söyledik, belediye falan geldi, zabıta ekipleri geldi. Yalandan yere bakıp gittiler. İnşaat alanında kazı yapılıyordu. Çalışma sırasında yol önce 2'ye bölündü, ardından da çöktü. Yol bu halde. Kaldırım bu halde. Bağırdım, aşağı koştum. Baktım arabalar var yolda. Arabalar dedim, bari kurtarsana, komşuları arabaları var. 15-20 dakikada yol bu hale geldi. İstanbul Pendik'teki Kavakpınar mahallesinde yol kenarındaki inşaat alanında kazı çalışması yapılıyordu. Bir süre sonra yolda oluşan çatlak giderek büyüdü ve yol 2'ye ayrıldı. Sonra da çöktü. Camdan bakarken zaten ben küplemeyi duydum. Kepçe o anda baktım, kepçe şey yaptı, bir duraksadı. Dedim kardeşim dedim, hani kazmasana dedim, kütleme geldi dedim. Çöken yolun kenarında bulunan 5 katlı binanın da giriş kısmı hasar gördü ve bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Hemen diğer kısımdaki 4 katlı bina da boşaltıldı ve bina sakinlerinin kimi yakınlarının yanına, kimi de otellere yerleştirildi. Ben arabada kaldım şahsen, arabamda kaldım. Misafirlikteyim yani, akrabamın yanındayım. Mağdur olan bir sürü arkadaşım var. Tahliye edilen bina sakinlerinin iddiasına göre yoldaki tahribat yeni değil. 2 hafta önce çatlak oluşan yolda yetkililere haber verilmesine rağmen önlem alınmadı. 15-20 gün önce yolda 1 santimlik bir çatlak vardı. Kaldırım taşları sökülmüş. Belli yani, altta su patladığı belli. Belediye aradım, 153 aradım. En son İSKİ'den geldiler. Baktılar, bir şey yok dediler. Kaldırım taşlarının çatlak yerlerine beton döküp gidildi. Yol yarıktı. 2 haftadır yarıktı. Yolun altından geçen su hattı da zarar gördü. Ekipler çöken yolun yapımı için çalışma başlattı.